Bütün gece uyumadık. Sizin için uğraştık arkadaşlar ya. Ne oluyor kızlar içeride? Nasıl da bak kayınvalidemden korkmuş ki pankartları kaldırıyor. Korkan insan bunları yapar mı? Kankan Fatma'yı yanına al, Trabzon'a tatile git diyor. Yarışmayı kazanıp tatilime de giderim. Hep sevda sevda. Dillerinden düşmeyecek işte. Bu kadar benden korktuğunuzu bilmiyorum. Dört tabaktan en kötüsü senin, bitti. Kabul etmek zorunda mıyım? Kabul etmen için sana daha kaç tane bir lazım? Mis gibi bir tabak. Elenmemek için direniyorsunuz ama buradan bugün siz gideceksiniz. Neriman ya, burcum kesinleşti mi? Oğlakla kova arası koç dedi. Annem sizi Ocak Şubat ayında doğurdum dedi. Koçtu dedi. Ablanla ikinizin arasında bir hafta var dedi. Teyzem de geldi, dedi ki hayır dedi, ikiniz bir sene sonra aynı gün doğdunuz dedi. Geldik haftanın en kritik anına. Beş altın bileziğin sahibi. Bizlere veda eden gelin. Ase çok ince dövülmüş ceviz. Bir tatlı kaşığı toz tarçın. Beş yemek kaşığı bal, şerbeti için bir su bardağı toz şeker, iki su bardağı da su. Şimdi kayınvalidelerinizle sizi 90 saniye baş başa bırakıyorum. 90 saniye sonra buradayım. Çok koyu olmaz açık renk ve muhtemelen zaten herkesinki açık renk olacak. Buna yani sıkıntı yok, yani kızarmışlığı şey seni aldatmasın. Cevizi nereye koyuyorsun? İyice cevizi dövdükten sonra. İçinde dedi ya, yazmış ya orada arasını. Seda Hanım dedi ya, arası için dedi, bal dedi, ceviz dedi. Kapağını kapalı kaynat, havalanıp bitmesin, yok olmasın şerbet, bitmesin yani. Tepsiye yayacağız ya. Hepimize bak, hangimiz önce fırına atıyoruz. Eğer perde kapanmazsa fırından çıkar işimize bak. Lezzetli olan tabağı ver. Cevizli, evet. Cevizli toz gibi olana sakın verme. Koyu olacak, açacaksın onu. Bandesmanya gibi. Şunu da dövüp içine koyup saracaksın balla ikisinin arasına. Şunları koyacaksın, böyle oluyor. Yok da etme çünkü ağza gelirse biraz lezzetli olur. Çok tamamen toz yapma da ince. Tamam, ince yapacağım. Asla yapmayacağım. Yanlış kek duyursan. Kesinlikle puan verme. 5, 4, 3, 2, 1. Kayınvalideler, valide sultanlar. Hadi bacım, hadi bacım, vedalaşın haftanın son günü, hadi. Olur. Gidiyorsunuz zaten. Olur, olur, hadi olacak. Durdular, durdular. Otobüsü şimdi bilmiyoruz. Tutuştular. Hadi kız Fatma, hadi. Bütün gece uyumadık. Sizin için uğraştık arkadaşlar ya. Ne oluyor kızlar içeride? Nasıl da bak kayınvalidemden korkmuş ki pankartları kaldırıyor. Korkan insan bunları yapar mı? Kankan Fatma'yı yanına al, Trabzon'a tatile git diyor. Yarışmayı kazanıp tatilime de giderim. Hep sevda sevda. Dillerinden düşmeyecek işte. Bu kadar benden korktuğunuzu bilmiyorum. Dört tabaktan en kötüsü senin, bitti. Kabul etmek zorunda mıyım? Kabul etmen için sana daha kaç tane bir lazım? Mis gibi bir tabak. Elenmemek için direniyorsunuz ama buradan bugün siz gideceksiniz. Neriman ya, burcum kesinleşti mi? Oğlakla kova arası koç dedi. Annem sizi Ocak Şubat ayında doğurdum dedi. Koçtu dedi. Ablanla ikinizin arasında bir hafta var dedi. Teyzem de geldi, dedi ki hayır dedi, ikiniz bir sene sonra aynı gün doğdunuz dedi. Geldik haftanın en kritik anına. Beş altın bileziğin sahibi. Bizlere veda eden gelin. Tamam mıyız kızlar? Tamam. Sürenizi söylüyorum. Tam 40 dakika. Tamam. Sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Başlayın.
nasıl odamız daha da güzelleşmiş değil mi? Evet ya, şey ya, gibi, siz yıldız gibi olmuş, hani böyle yıldızlar parlar. Bütün gece uyumadık, sizin için uğraştık arkadaşlar ya. Memnun olun, bakın sizin için bir şeyler yapmışız. Ne kadar lüzumsuz şey, beğendiniz mi? Hiç hoş olmadı. Beğendiniz hiç mi? Hiç hoş yapmadım. Ama bak güzel şeyler yaz, bir okusana. Ben hiç sevmedim. Hiç hoşnut değilim bu yaptığınız. Ama bak ne güzel. Ne yapmak istiyorsunuz Allah'ın Sevda sevmesin. Çaydanlık gibisin, sürekli fokur ne diyorsun. Ne güzel, ne güzel. Fokur 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 fokur, fokur. Sizin gibi öyle oturduğum yerde. Sevda balonun söndü, havan kime? Ay çok hoşsunuz. Bak fokur fokur bir kadınsın diye itiraf etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sevda geldi, kayınvalidenin düzeni bozuldu. Acaba şunu yanlış mı yazdık? Sevda çaydanlık gibisin, sürekli fokur diyorsun. Evet. Acaba onu yazmamalı fokur, mıydı? Fıkır, kadın ben fıkır, fıkır. Yükseklerde uçma Sevda, yere çakılırsın. Orayı yanlış yazmışız ya. Ya bak hep kabul baştan ettim. Yanlışsınız. Kalbinizi dışarı vurdunuz. Yok hiç aslında dedi. Aslında o yazdıklarınızın hepsini size size olan, size hepsini. Olan duygularımızı yazdık. Bir de sizi de kattılar işin içine. Biz de mi olduk öyle. Şimdi Nagihan Hanım? Ama siz ne yaptınız? İkiniz baksana. Hmm. Kendi kendinize takılıyorsunuz. Hmm. Her neyse, bu bir kıskançlık sanırım arkadaşım. Hiç de değil valla. Kıskanılacak hiçbir şeyiniz yok. Ama ben sanırım size meyve veren ağaç taşlamış. Aynen öyle arkadaşım. Siz devam edin taşlamaya. Hiç kıskanılacak bir şeyiniz yok. Ya evet, siz devam edin taşlamaya arkadaşım. Evet. Hiç rahatsız olmadım. Zerrece rahatsız olmadım. Alışıksınız. Hiç alışıklık olmasından alakası yok. Islık gibi buradan geldi, buradan gitti. Ne oluyor kızlar içeride? Tam ben de onu soracaktım Ayten. Ne oluyor içeride? Pankartlar falan asılmış. Ne pankartı ben göremiyorum. Ne pankartı kız, görmüyorum ben. Ben de görmüyorum. Ben buradan okuyabiliyorum. Hani nerede? Kankan Fatma'yı yanına al, Trabzon'a tatile git. Tatile gideceğiz Fatma'yla da. Görüyor musunuz? Sizi de davet ediyoruz, siz de gelin. Ben onu diyecektim. Vay vay vay. Kim yazmış bunları ya? Kankan Fatma'yı yanına al, Trabzon'a tatile git. Pankartlara çok şaşırdım gerçekten ama böyle bir bomba bekliyordum onlardan. Onlar bir arayış içerisindeydiler bizi demoralize etmek için. Böyle bir yol bulmuşlar ama çok güldüm onlara. Bak size bir şey göstereceğim. Siz de hiç böyle bir misafir... güzel bir şey yaptılar ki gösterecekler de helal olsun bak, ya. Bak. Siz ama... bunları yaptığında ben ancak kürmebilirim. Ay çok güzel, çocuk gibi. Ay. Çocuk 23 Nisan. Ya kışın oluyor. Kızlar çok merak ediyor. Dikkat et, düşme bak, danaları. Dikkat et, düşme bunları yaparken. Nasıl da bak kayınvalidemden korkmuş ki pankartları kaldırıyor Nagihan teyze. Sorma. Korktuğu için böyle yapıyor, pankartları evet. Kaldırıyor. Korkan insan bunları yapar mı? 23 Nisan kutlu olsun. Evet. Çocuklar pankart taşıyor. Görüyor musunuz? Ay bunlar da bayrak. 23 Nisan kutlu olsun. Strateji yaptım. Kankan Fatma'yı yanına al, Trabzon'a tatile git diyor. Sadece gidiyorum. Ama haklılar. Haklılar. Kanka takılıyorlar bence burada. Bence de haklılar. Birlikte eve çıkmayı bile düşünmüşler yani kankalar. Ne kadar korktuysa kayınvalidelerimiz de pankartlarla çıkıyorlar. İyi, sözü söylemiyorlar bizim mı? Bizim kayınvalidelerimiz birlikte eve çıkmaya çalışmadılar. Ev tutmaya çalışmadılar. O kadar iyi anlaşamamışlar. Esra. Herkese mesafeli olmak iyidir Esra'cığım. Ben sürekli fokus. Vallahi iyi yapmışlar. Benim kayınvalidem değil, Ece'ye göster. Ya yazık ya. Koskoca ne kadar gözlerle büyütmüşler ya. Kayınvalide mi ki? Hep Sevda. Dillerinden düşmeyecek Esra işte. Esra canım. Altınları alıp yarışmayı kazanıp tadilime de giderim. Her şeyi de yaparım. Evet. Sevdacığım. Patlayın. Canım ben tadile giderim. Onu böyle koyacağım ha. Böyle.